İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh Rabiul Avval ayda fakat siretten ders eterekenler. Taharatları bulmasa tayammum kovalardılar. Siretten sohbet etmesi bulsalar, aval oturuvalardılar, caylaşıvalardılar, kiyimlerini, egni başlarını toğrulavalardılar. Başka narsaga keyin avara bulmasızlık için kulay bir halatki kelip alardılar. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Rabiul Avval ayda fakat Resulullah'ın siretlerinden sohbet aytardılar. Terge batıp getirdiler. Şunçeler sohbet asnasında köp yığlardılar siret sohbeti de. Yığlayanlardan küçüleri kalmasıdı. Oranlardan kömek bilen turguzup koyuşardı. Ve uylarına iltip koyuşardı. Küçüleri ketip kalardı. Resulullah'ın siretlerinden gapirganları da yığını köple giden şunçeler zavk bilen sohbet kılardılar ki bu zatını küçüleri ketip kalardı. Şunun için biz asırlar mobaynıda bizde an-ana Ramazan'da biz Kur'an'dan okusak, hatmanaga bel bağlasak, ulamalarımız Rabi'ul Avval ayıda, halkımızın tılıda, Mevlid-i Şerif ayıda Resulullah'ın şemailleri, siret ve suratlarından, sariratlarından sohbetler buladı. Yine eytemiz maksat, ümmetini kalbide Peygamberimiz Aleyhisselam'a muhabbetini ziyade kılış. Rabi'ul Avval ayı azizler, bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tavallud topgan ay. Halkımızda bu ayını mevlut ayı deyip ateş adet gekirgen. Bana şu ayda juda ko'pchilik mevlut ayı kirdi. Bu ayda nima qilish kerak, nimalarga e'tibor qilish kerak degan savollarni beryaptilar. Ba'zan esa xato, yanglish tushunib mevlut ayı bu marosim mavsumi degan tushuncha ham bo'lib qolyapti ekan. Go'yoki mavlud oyi kirganda hamma uyida bir marosim o'tkazish kerak, bir mavludni nishonlashlik uchun hammani chaqirib bir dasturxon yozish kerak degan tasavvurdan uzoq bo'lish kerak azizlar. Chunki Rabiul Avval oyi bu payg'ambarimiz alayhissalom tavallud topgan oyini biz ma'ishat bilan dasturxon bilan o'tkazishlikni o'ylamasligimiz kerak. Aslida oydan ko'zlangan maqsad Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin haklarını salavat aytishlik bilen o zatın hayatını organiş. Mevlud, o zaman asli mevlid, Resulümüz aleyhi salamını tuğulgen kulları, tuğulgen ayları. Şundayken bu ayda Peygamberimiz aleyhi salamdı, hayatlarını köprak organıp şu ayını siret ayı deyip ilan kılıp, bana şu ayını Resulümüzge bahşide kılmak gerek. Ana şunun için ham mescitlerimizde ham Mevlid-i Şerif kasideyi Barzanji, İmam-ı Barzanji'nin kasideleri okuladı. Okulişlikten gözlengen maksat ham halkımızda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da yine bir hayatlarını isletiş. Afsus ki hammamız ham Arap dilini bilmeyimiz. Hamma ham okuletken kasideni, abiyatlarını tola düşünmeydi. Neticede mavluddan ko'zlangan maqsad hosil bo'lmay qoladi. 10 marta mavludda ishtirok etsa-yu, 10 marta qorakalarimiz o'qib-o'qib yig'lab chiqib ketsa, arab tilini bilmagan, baytni bilmagan odam buni mohiyatini tushunmasdan chiqib ketaveradi. Bir odam aytayapti, "Men dedi, otam har yili mavlud qilardilar, olamdan o'tib ketib qoldilar. Men şu an'anani davom ettirib qilay desam, domla mani mablag'im yo'q, nima qilaman?" deb so'rab kelibdilar. Men aytdim, "Har yili qilarmidi otingiz?" "Har yili qilardi. O'zingiz ham ishtirok etarmidingiz?" "Ha, ishtirok etardim." Rasulimiz alayhi salom qachon tug'ilgan ekanlar? "Otalari kim ekan, onalari kim ekan?" desam, "Bilmayman" dedi. "Unda nimaga mavlud qilardingiz?" desam, "Mavludda shu narsa bormi? 10 yil ketma-ket uyida shu marosimda o'tkizsa-yu, buni mohiyatini bilmasa. Nimaga qilgansiz bo'lmasa siz bilmayman, o'sha kirarida qorakalar o'qirdi, dasturxon ehson mohiyatni tushunmasdan qilinayotgan narsada qanday savob bor azizlar?" Har yili Rasulimizning tug'ilgan kunlarini eslab marosim o'tkazib, odamlarni chaqirib, go'yoki payg'ambarimizning hayotlarini takrorlar ekan-ku, lekin hech kim tushunmasa. Ayb kimda?
Kavmda mı, eşituçida mı? Yok, bizde. Biz aytmaganmiz. Biz tushuntirmaganmiz. Har kim o'ziga savol bersin. Vijdoni bilan ichingizda savol berib ko'ring. Biror marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sog'inib yig'laganmisiz? Biror marta kechqurun tahajjud o'qib, "Yo Rabbi, yoshim o'tib boryapti, dunyodan ketyapman. Nahotki bir marta tushimda Rasulullohni ko'rmasam" deb yig'laganmisiz? Tushlarimiz ham alqov shalqov bo'lib ketdi. Yoshlarning tushiga sevgilisi, boylarning tushiga minadigan mashinasi, ayollarning tushiga taqinchoq. Kim nimani sevsa shu kiradi tushiga. Kim nimani ko'p o'ylanib yursa shu kiradi tushiga. Lekin Rasulullohni qancha o'ylanyapmiz? O'zlari aytganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi wa waladihi wa min jami'in nas. Sizlar meni ota-onalardan ham ko'ra, shirindan shakar farzandinglardan ko'ra va butun insonlardan ko'ra ko'proq sevmas ekansiz, sizni iymoningiz mukammal bo'lmaydi deganlar. İmanımız mükemmel buluşluğu için biz Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın hemen her şeyden köprak sevmalıyımız gerek azizler. Dünyadan ötüşlerden bir neçe gün burun, az yine evvel Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Uhud meydanına barıp Uhada-i Şuhud'nu ziyaret kıldılar. Şehit bölgen Uhud meydanındakilerini ziyaret kıldılar. Cennetül Baqi kabristoniga bordilar. Haqlariga duo qildilar. Ularga qarab bardam bo'linglar deb salom berdilar. Biz ham sizni orqangizdan yaqinda boramiz dedilar. So'ng aytdilar, ko'zlariga yosh olib, "Men do'stlarimni sog'indim" dedilar. "Do'stlarimni sog'indim, do'stlarimga mushtoqman." Yonlarida turgan sahoba ikrom so'radilar. "Biz emas mı dostingiz?" dediler. "Ya Resulallah, dostingiz biz emas mız mı?" degen ediler Peygamberimiz aleyhisselam. "Yok" dediler. "Sizler bana ashabımsız, sahabamsızlar. Dostlaringiz kim?" "Dostlarım, menden keyin meni ko'rmasdan menge iman keltiradigan ummatım" dediler. Ve ularını hali dünyaya kime gellerini sog'indim, müştakman dediler. "Sizi, bizi sog'inganliklarini" aittiler. Halbuki biz hali dünyaya kelmagan edik, tarihte yok edik. Lekin hali dünyaya kelmagan ümmetini sog'indim de ko'zlariga yosh olgan Peygamberimiz aleyhisselam bu dünyaya rahmatan lil alamin bo'lib kelganiga hammamiz iymon keltirgan bo'lsak da biror marta ko'zimizga yosh olib eslamabmiz. Xuddi shunday qilib sog'indim demapmiz ha. Ana shuning uchun biz mavlid qilamiz azizlar. Sog'inch ozgina bo'lsa ham paydo bo'lsin deyiladi. Ozgina bo'lsa ham muhabbat paydo bo'lsin. Shu bilan birgalikda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak bir hadislarida marhamat qilgan ekanlarki, ya'ni kim menga bir salovat aytsa, Alloh unga 10 ta salovat aytadi deb Mavlid oylarida salovat etgan o'sha bandalarga Allohning rahmati bo'lishi. Allah o'sha bandaga 10 marotaba salovat aytishini Rasulullohning o'zlari ham ta'kidlab o'tgan ekanlar. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni insonlar orasida eng birinchi menga yo'liqadigan, menga eng ko'p salovat aytgan banda deb bashorat bergan ekanlar. Ya'ni Rasulullohga birinchi bo'lib qiyomat kuni yo'liqadigan zotlardan bittasi doimo payg'ambarimizni yodida saqlab Rasulullohga salovat yo'llab turgan o'sha banda ummatlari Rasulullohga birinchi bo'lib yo'liqadigan baxtli ummatlardan bo'lar ekan.